objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 21. haftada oynanacak maçların öncesini değerlendireceğiz. Akhisar Spor, Samsun Spor ve pazar günü oynanacak olan Adana derbisini, Adana Spor, Adana Demir Spor mücadelelerini ayrı programda özel olarak değerlendireceğiz. Furkan, hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metehan, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Programa başlamadan önce sözü sana bırakıyorum. Evet. Ardından 21. haftada oynanacak maçların öncesini tek tek konuşacağız. Sözü sana bıraktım. Tamam, sponsorumuz Vidisport ile ilgili olan bir işbirliğimizle ilgili bir açıklama yapacağız. Bunu her program öncesinde zaten yapıyoruz. Vidisport özelleştirilebilir taraftar video kartları. Evet. Taraftarlar çok soruyorlar. Bu proje kulüplerin gelirini artırabilme adına önemli bir proje ve kulüpler hiçbir şekilde yatırım maliyeti yapmıyor. Yatırım maliyeti olmadığından dolayı da zaten kulüpler için sırf kar olmuş oluyor satış olduğu zaman da. Aynen. Çünkü bunları taraftarlar satın alacaklar. Taraftarlar ismini, resmini sisteme yüklüyorlar. Ardından mail adresine girip ödemesini yaptıktan sonra o video kartı mail adresine geliyor yaklaşık 10 dakika içerisinde. Ardından bu video kartını sosyal medya hesaplarından paylaşabiliyor ve kulübede ciddi anlamda bir katkısı olmuş oluyor. Bilgi almak isteyen tüm kulüpler bize Instagram sayfamızdan mesaj yoluyla veya YouTube'daki mail adresimizden geri dönüş yaparak bizden bilgi alabilirler. Biz zaten hemen geri dönüş yapıyoruz kulüplere. O yüzden kulüplerden geri dönüş bekliyoruz bu konuyla ilgili. 21. hafta maçlarına başlayalım. Tamamdır. Hafta Cuma günü açılıyor Ankara'da, başkentte. Ankara Spor kendi evinde Altın Ordu'yu ağırlayacak. Evet. Ankara Spor'da Ümit Özat geldi takımın başına. Aynen, Sirt Ümit Özat geldi. Aynen, Mustafa Kaplan gelecek dendi ilk önce. Ardından ama Ümit Özat'la anlaşıldı. Mustafa Kaplan Ankara gücüne gidecek dediler sonra ama o iş de olmadı. İlk bir Karaman gitti oraya da. Aynen öyle. Altın Ordu şimdi bayağı moralli. Son iki haftadır kazanıyor. Önce Bursa'yı deplasmanda yendi. Geçen hafta da kendi evinde kazandı biliyorsun. Aynen. Bolu karşısında. Ankara Spor'da ikinci yarıya galibiyetle başlamıştı. Keçiören Gücü maçında. Ondan önce bir Eskişehir beraberliği vardı ama geçen hafta mağlup oldular ve hataya tahammülleri kalmadı artık. Çünkü kendilerinden en önde olan rakiple aralarında 6 puan fark var. Aynen. Hani bir makas hata açılıyor diyorsun. Aynen öyle. Bir hata daha yaparlarsa işleri bayağı sıkıntıya girecek. Altın Ordu playoff potasına yakın ama ben Altın Ordu'nun playoff'a kalacağına inanmıyorum. Sen de aynı görüştesin. Evet. Ankara'da nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Ankara Spor'un yeni hocasıyla bir direnç göstereceğini, en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Tamam, Ümit Özat'ı ikimiz de beğenmiyoruz zaten. Bunu da hep söylüyoruz ama sonuçta her maçı da kaybedecek diye bir durum da yok. Bir de Altın Ordu rahat bir takım. Hani Altın Ordu'nun ben playoff hedefinin olduğuna inanmıyorum. Altın Ordu'nun misyonu Türk futboluna yeni yetenekler sunmak. Aynen. Zaten Ümit Milli Takım'a çağrılan oyuncuları onları da var. Onları söyleyeceğim zaten. Aynen şimdi öyle. Sözü sana bırakıyorum. Ben Ankara'nın kendi evinde yenilmeyeceğini düşünüyorum. Yorumun ne oldu? Öncelikle Ankara Spor'un hoca tercihi hayırlı olsun diliyoruz. Aynen. Ne kadar biz beğenmesek de sonuçta yeni bir hoca geldi. Evet. Hani biz beğenmiyoruz diye veya işte Ümit Özat'ın önceden başarısız olduğu takımlar var diye Ümit Özat burada başarısız olacak diye bir durum da yok. Tabii başarılı da olabilir. Bunu da söyleyelim. Hayırlı olsun iki taraf için de. Ankara takımlarının kurtarıcısı Sir Mustafa Kaplan gelmedi. Yerine Sir Ümit Özat geldi. Aynen. Takımın başına. Yani zaten Mustafa Kaplan'ın da Giresun dışında sürekli zaten Ankara takımlarına çalışılması resmen üvey evlat olduğunu gösteriyor. Yani takımlar bundan ne buluyorlar ben bunu anlamıyorum. Tamam da Mustafa Kaplan bence Allah'ın şanslı kulu. 7 kere Gençler Birliği'ne gitti. Sence o mu şanslı yoksa kulüplerin? O kulüplerin aptallığı, aptallığı yani salaklığı neredeyse oluyor. Hani sürekli aynı şeyi deneyip başarısız olup. Aynen. Çünkü bir laf var biliyorsun, aynı nehirde 2 kere yıkanılmaz. Gençler Birliği 10 kere mi ne yıkanmış? Ankara Gücü 6 kere mi ne 5 kere mi ne? Hacettepe Ankara Spor'da dönüşümlü devam ediyorlar. Hacettepe zaten Gençler Birliği'nin pilot takımı olduğu için. Yok, hani sürekli kaptanla sürekli gidiyor yani Hacettepe'de. Aynen onu işte o yüzden hani Gençler Birliği'nin pilot takımı diye sürekli aynen gidiyor geliyor. Hani ben zaten onu anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Senin yorumun ne olur maçlara? Şimdi öncelikle Altın Ordu'da Ümit Milli Takım'a giden oyuncular var. Evet. 13'te 18 Şubat arasında Riven kamplarında gerçekleştirecek bir hazırlık kampı var. Yani bu aslında maç değil. Aynen. İtman yani. Evet. Bence kulüpleri çok fazlasıyla yaralayacak bir durum bu. Çünkü birçok takımın şu anda sıkıntısı var. Doğru. Şimdi TFF 1. Lig'ini konuşuyoruz. Altın Ordu'nun tamam biz kendi düşüncemiz playoff'un kalamayacağını söylüyoruz ama sonuçta bu takımın bir playoff iddiası var. Belki de hedefleri de var. Hani biz düşünmediklerini düşünüyoruz ama
Bu farklı da olabilir. Ayrıca Bursaspor'un sıkıntısını görüyoruz. Oradan da giden oyuncular var. Ben şimdi Altınordu'dan giden oyuncuları söyleyeceğim. Tamamdır. Rahmi Salih Kaya gidecek biliyorsun. Onun dışında Yusuf Can Esendemir gidecek milli takıma, Ümit milli takıma. Ardından Enis gidecek biliyorsun. Bursaspor maçının galibiyet golünü atan oyuncu. Enis son haftalarda zaten bayağı parladı. Aynen, Enis son haftalarda bayağı parladı. Enis Destan, o gidecek. Onun dışında bir oyuncu yok zaten. Bu oyuncular gidiyor. Evet. Altınordu'da. Bu oyuncular bu maçta forma giyemeyecekler. Yoklar. Onu söyleyelim. Şimdi Ankaraspor'da 13 puanda. 6 puanlık fark var senin demiş olduğun gibi. Şimdi Ankaraspor'un kadrosuna baktığımız zaman da ya aslında Altınordu'dan aşağı kalır bir yanı var mı sence? Hani isim anlamında soruyorum ben bunu. Yok, devre arasında gelen takviyeleri gelen takviyelerle zaten. Yaz transfer döneminde çok boş attılar. Aynen. Son anlarda açtılar ya tahtayı. Aynen, çok orada boş bayağı boş attılar. Ben bu karşılaşmada seninle düşünceliyim. Ben Ankaraspor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Hatta ben Ankaraspor'un da kazanacağını düşünüyorum. Ya şimdi Ümit Milli Takım'ın kampı 13'ünde başlıyor ya. Evet. Cumartesi günü hatta. Sence bu oyunculara özel izin verilmesi gerekmiyor mu kulüplerinde oynayabilmeleri için? Ya ben şunu anlayamadım. Çok ya saçma zaten değil bu oyuncuların mi? Şu anda oraya gitmeleri çok acayip bir durum yani. Abi ruh hastalığı yani. Neden onu ruh hastalığı diyorum? Yani bu oyuncular 5 gün kamp yapacak. Milli takımda bir maç da. Hayır, neden ruh hastalığı diyorum biliyor musun? Şimdi bu takımlar sezon hedefiyle başlamıyorlar mı sezona? Tabii. Bir senenin emeği var burada. Bak, bir senenin tam ortasına geliyorsun. Final maçları var. Ümit Milli Takım'a oyuncular çağrılıyor. Aynen. Böyle saçma akıl bence. Tutulması saçma bir şey olamaz. Ben bunu anlamıyorum. Kesinlikle. Buradan da kınıyorum yani. Böyle bir durum olamaz. Şimdi sana şu soruyorum mesela. Ankaraspor Altınordu maçı var. Diyelim Ankaraspor'un rakibi Altınordu değil de Bursa olsaydı. Yok, pardon, şöyle söyleyeyim sana daha doğrusu. Yine Altınordu olsun ama hedefi çok yüksek olsun. Şampiyonluğa oynuyor. Ya lider olduğunu farz edelim. Tabii, ne olacak? Büyük sıkıntı. Ne olacak Bursa yani? Maçına geldiğimizde konuşacağız. Bursa'dan çok çağrılan oyuncu var. Sıkıntı aynen, yani. Aynen, ona da geleceğiz. Ben Ankaraspor tarafındayım. Ben Ankaraspor'un da kazanacağını düşünüyorum. 3 puan bekliyorum ben Ankaraspor'dan. Ben senin kadar iddialı değilim. Yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bakalım ya bu, ne olacak. Bu eksikler çok önemli çünkü Altınordu için. O yüzden katılıyorum sana. Bandırma Spor İstanbul Spor maçına geçelim. Cumartesi günü saat 13.30'da bu maç. Çok kritik bir maç bence. Bandırma Spor son 2 haftadır mağlup oluyor. Geçen hafta Samsun'da mağlup oldular biliyorsun. 3-1 yenildiler. Hani Bandırma Spor şu son aldığı 2 mağlubiyette biraz playoff potasından uzaklaştı. Onlar için kötü oldu. Özellikle kaleci Gökhan'a büyük tepkiler var. İstanbul Spor da geçen hafta kendi evinde çok kötü bir mağlubiyet aldı. Aynen, Ümraniye karşısında 3-2 yenildiler. Hele Samsun'un, Adana Demir'in, Altay'ın kazandığı haftada kendi ayaklarına sıktılar bir nevi. Hani kazanmaları gereken bir maçta. İstanbul Spor'da Roka'da bir sıkıntı var. Geçen hafta sağ ayağı komple bandajlıydı. Bu maçta da aynı şekilde oynarsa hani İstanbul Spor adına sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Ben bu maçta Bandırma'nın kendi evinde yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bandırma tarafındayım ben bu maçta. En kötü ihtimal bir puana uzanacağını düşünüyorum ev sahibi ekibin. Bence İstanbul Spor Samsun maçından önce gene bir puan kaybı yaşayacak. Bu benim kendi görüşüm. Bir de Bandırma'da İshak oynamayacak bu maçta, onu söyleyelim. Evet, cezalı. Senin yorumun ne olur maçla alakalı? Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Roka ile ilgili söyleyeceğim. Aslında ev sahibinden başlamam lazım ama şimdi Roka'yı dedin ya, geçen hafta ayağı sargılıydı. Sağ ayağı. Sağ ayağı. Şimdi haftaya da Samsun maçı varken hani eğer oyuncuda bir sıkıntı varsa, hani şu an bir haber yok ama belki bu maçta bile oynatılmayabilir. Yani kadroya alınmayabilir. Ya, veya yedek başlayabilir. Sağ diz bölgesi komple sıkıntılıydı. Aynen, belliydi. Bakalım. Yani. Belki de hani o anda bir şey olmuş olabilir. Onunla ilgili zaten bilgi gelir ki hafta sonunda da zaten görürüz. Şu anda bir bilgi yok. Çarşamba evet. günü programı yapıyoruz. Herhangi bir gelişme yok İstanbulspor cephesinden. Zaten İstanbulspor'da bir eksik de yok. Onu da söyleyelim. Aynen. Bandırma Spor'da İshak Çakmak yok sadece. Şimdi Bandırma Spor biliyorsun geçen hafta Samsunspor'u 3-1 kaybetti. Maçın 3 tane çok kötü oyuncusu vardı. Mikael Pote, Lassine Traore ve kaleci Gökhan. Yani Bandırma Spor'da 4 tane kaleci var. Toplasam 1 tane kaleci çıkmıyor yani maalesef. Yani Zülküflen Kurtuluş var ama onların da pek. Çok kötüler. Ya Bandırma Spor taraftarı maçtan sonra diyor zaten bizim elimizde 4 tane kaleci var diyor. 4'ü de çok kötü diyor. Aynen. Yani İlyas Kubilay'ın attığı golde o gol yenmez yani. Yani o gol yenmez. Orada 100 tane kaleci olsun 99 tane topu çıkarır. Ya böyle bir gol yenmez. Ya şut çok böyle aşırı böyle top kurtaramayacak bölge atılmadı veya sert atılmadı. Gökhan topu resmen bunlar etti orada. Zaten Gökhan'ı biliyorsun Akhisarspor'da yediği goller evlere şendik. Halı sahada yenmez. Geçen sene Akhisar'ı yaktı Gökhan Bandırma zaten. Bandırma maçından sonra yani Samsun Bandırma maçından sonra Akhisarspor taraftarları Bandırma Spor sayfasının altına yorumlar yazdı. Biz bu kaleciden çok çektik. Siz de hazırlıklı olun dediler zaten buna. Bak bu aynen. kadar çok kötü bir kaleci vardı. Şimdi Bandırma Spor 27 puanda ve 8 puanlık bir fark var. Altay. Ben zaten playoff'a kesinlikle hiçbir şekilde kalamayacaklarını düşünüyorum. Bu benim devre arasından önce de söylemiş olduğum bir görüştü. Bandırma Spor'un hiçbir şekilde kalma şansı yok. Neden yok?
Şimdi Bandırma Spor devre arasına iyi girdi. Ben dedim ki Altay maçını kazanmaları gerekiyor. Kazandılar ama çok önemli bir nokta var. 4-5 tane hamle lazım dedim. Hamle yapılmadı. 2 hamle geldi. Ve 2 tane hamlenin zaten Torju çok gereksiz, yanlıştı. Tahar'ın bölgesi zaten doldu. Niye transfer gerekiyor? İshak ve Landel vardı. Aynen zaten. Gerek yok zaten. Senin bir kere forvet alman lazım. Şimdi sen 2 forvetini toplasan maalesef bir forvet çıkmıyor. Çıkmıyor bu. Çıkıyor mu sence? Traore zaten katkı veremiyor hiç. Potede veremiyor. Potede 5 gol attı bu sene. Potede veremiyor katkı zaten. O yüzden Bandırma Spor'un ciddi sıkıntısı var. İstanbul Spor da 40 puanda. Hiçbir şekilde puan kaybına tahammül yok. Kesinlikle kazanması lazım. Yoksa ikinci sırayı kaybedecekler. Evet. Samsun arkadan geliyor. Haftaya Samsun maçları var. Adana Demir Tuzla geliyor. Aynen. Altay geliyor. Bayağı bir sıkıntıya girerler. Ben bu karşılaşmada bol gollü bir maç bekliyorum. İki takımdan da gol ve goller bekliyorum. Bandırma Spor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Menkü'de bir puan bekliyorum ama Bandırma'nın da forvet hattına güvenemiyorum. Yine üretemezlerse yine iş Delvali'ye kalacak. Delvali'ye kalırsa da iş sıkıntı çünkü İstanbul Spor çok dinamik bir takım. Bunu Altay maçında da gördük. Valon Etemi, Roka, İbrahim Yılmaz da ne kadar çok yeterli bir oyuncu olmasa da çok profesyonel bir şekilde takımına katkı veriyor. Gollü bir maç bekliyorum. Bandırma Spor tarafına kayıyorum ama çok güvenemiyorum. Ona bir şey diyemeyeceğim. Hani İstanbul Spor'un kazanma oranını da çok düşük görüyorum. Berabere bitme ihtimali çok yüksek maçın. 2-2 bakalım. Veya 2-1-3-2'lik bir Bandırma galibiyeti olabilir. Bunu zaten göreceğiz. Eğer Bandırma Spor zaten bu maçta da eğer bu Traore potoyadan katkı alamazsa zaten söyleyecek bir söz yok bu iki oyuncuya da. Ben Bandırma yenilmez diyorum. Bakalım neler olacak. Kendi evinde Bandırma Spor'un en azından bir puana uzanacağını düşünüyorum. Akhisar Spor Samsun Spor maçını geçiyorum. O maçı özel programda konuşacağız. Altay Ankara Keçiören Gücü maçına geçelim. Haftanın kağıt üstünde en kritik maçlarından biri bana göre. Altay Osman Özköylü ile çıkacak bu maça yeni hocasıyla. Aynen. Taraftarlardan Osman Hoca'ya bir tepki var ama artık olan oldu. Hayırlı Altay olsun. Taraftarının. Hayırlı olsun dileyelim biz. Aynen öyle. Hayırlı uğurlu olsun. Hocayı sonuna kadar desteklemeleri gerekiyor. Hem öyle bir de maça geçmeden önce, takıma geçmeden önce biz biliyorsun ilk devreye girmeden önce daha hatta 2 sezondur. Bu sezonun başında da çok söyledik. Altay'ın borcu var. Evet, 88 milyon TL. Taraftarın sürekli bize tepkisi vardı. İşte siz borcu var diyorsunuz, bizim borcumuz yok. İşte biz rahatız. Ya kulübe bilmiyorlar içini. Gelişmeleri bilmiyorlar. Ya ben şunu anlayamıyorum. Taraftarlar bu kulübün bizden daha iyi bilmeleri gerekiyor. Ama maalesef bizden daha çok böyle olaylara hakim değiller yani, anladın mı? Biz borcu olduğunu da söyledik. Biz hatta borcunun da 80 milyon TL olduğunu bahsetmiştik biliyorsun. Ben 50 ile 70 arası dedim 80 hatta demiştim daha ben fazla. Biliyorsun. 80 milyon TL demiştim. Ben 88 aynen olduğu söylendi. Bunu da başkan açıkladı zaten. Yani Altay'ın borcu var. Biz bunu söylüyoruz. Altay'ın bir de şöyle bir durum var. Bu borca şu anki transferler, maliyetler dahil değil. Onu evet, söyleyelim. Evet, o da söylendi. Altay çıkamazsa bu sezon bir Allah korusun. Bir sıkıntı olursa maddi anlamda bir de bu borç yüzlere doğru çıkar yani. 100 milyonu geçer o zaten. Aynen. Kafadan geçer. Yani Altay'ın borcu var. Taraftarları burada biz gerçekleri söylüyoruz programda. İşte bizim ne kadar objektif araştırdığımızı, bildiğimizi de burada görmüş oldular. Ki oldular zaten. Şimdi Osman Özköy'le takım başına geldi. Yani Osman Özköy'le takımda başarılı olabileceğine ben inanmıyorum. Onu söyleyeyim. 3 tane isim saymıştım gelmemesi gerekiyor diye. Rea Kapsal, Yalçın Koşukavak, bir de Yılmaz Vural ismi geçmişti. Bu 3 isim gelmedi ama yani kesinlikle Hikmet Karaman'ın gelmesi gerekiyordu. Orada 3 isimden sonra açıklanan isim Hikmet Karaman'dı. Hikmet Karaman bu 4 isimden de çok daha iyi. Osman Özköy'e dahil ettiğim zaman 4 isim. Ama maalesef yanlış bir hocaya gidildi. Zaten sezon başında ben Yüceli Diz'den umutlu değildim. Ben bunu her programda söyledim. Kendi düşüncemdi bu benim. Sonunda da Yüceli Diz zaten takımdan ayrıldı. Takımı çok mundar etti. Altay'ın 20 maçta 7 tane mağlubiyeti var. Bu Altay'ın zaten 7 mağlubiyet, 20 maçlık bu iyi kadrosuna yakışmıyor. Aynen. Onu bak, zaten Giresun söyleyelim. 2 mağlubiyette, Samsun 2 mağlubiyette, evet. Altay 7 mağlubiyette. Tolga ve Berkay takımla idmanlara başladılar. Çalışıyorlar, o sorun çözüldü. Şimdi Altay 35 puanla 6. Keçiören Gücü 34 puanla 7. Aynen. Çok kritik bir maç. Keçiören Gücü için ya tamam ya devam maçı diyorum ben. Kaybetmezse eğer playoff hedefini aynen sürdürür. Aynen, sürdürecek. Şimdi Keçiören'de Abdülkadir Korkut'la şey yok. Burak Aydın çok önemli iki aynen eksik. Özellikle Abdülkadir'i bence çok arayacaklar. Hoca çünkü o gün bayrağı hiç güvenmiyor. Bu sene hiç kullanmadı. Bu maçta kullanmak durumunda kalacak. Ben bu maçta Altay'ın kaliteli kadrosuyla ne yapıp ne edip bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ben bu maçta başka çaresi yok Altay'a çok güveniyorum. Öyle söyleyeyim. Bu sene Altay'a belki de ilk defa bu kadar çok güveniyorum. Bir maçta. Çok maçta aslında güvendik Altay'a bu sezon. Ama bu maçta farklı bir güvenim var Altay'a. Ben bu maçta Altay'ın ne yapıp ne edip sağdan 3 puanla ayrılacağını düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Hı-hı. Bir de bir olayı çok merak ediyorum. 2017-18 sezonunda Osman Özköylü ile Erhan Çelenk Erzurum'da beraber başlamışlardı sezona. Evet.
Hoca Erhan Çelenk'i orada oynatmıyordu. Sonra Osman Özköy ile Adana'nın başına gittikten sonra Erzurum Adana'yı son dakikada yendiği maçta Erhan son dakikada gol atıp Osman Özköylü'nün önünde sevinmişti. Acaba oradan kalan bir problem olur mu aralarında, onu merak ediyorum. Samet Elbaba Fernandez için söylediğimiz hani durumlar. Hani öyle bir şey olur mu, onu merak ediyorum. Altay'ın bence çok iyi bir kadrosu var ama iyi yönetilmesi gerekiyor bu kadronun. Ben Altay'ın bu maçta kazanacağını düşünüyorum. Ben Keçiören Gücü'nün oyununu beğenmiyorum. Altay'ın yıldızlarıyla sonuca gideceğine inanıyorum. Bu benim kendi görüşüm. Sen ne dersin maç? Şimdi ben bu maçı aynı Altay'ın Ümraniyespor maçına benzetiyorum. 3-1 yendiği maç. O maçta da çok favori görmüştüm ben. Evet. O da kırılma maçıydı. Kazanmışlardı. Bu maçı da aynı şekilde görüyorum. Şimdi Yücel İdiz takımı çok kötü yönetti. Ve takımdaki iyi kadroyu da mundar edip oyuncuları da göndertip maalesef kulübede elle tutulur oyuncular bırakmadı. Yani bunu da görmek gerekiyor. Maalesef hücum anlamında bir tane böyle net bir oyuncu oyuna girer de iş yapar diyemiyoruz. Sence diyebiliyor musun? Yok, bence Altay'ın kulübesi genişledi. Regattin kulübeden geliyor. Bak, Ziya kulübeden geliyor. Ben sana şunu soruyorum. Diyorum ki sana, sen şimdi elinde hücum anlamında şu oyuncu girer de maçı değiştirebilir diyebiliyor musun? Ya ben Altay'ın kadrosunu beğeniyorum. Bence gayet iyi kadrosu. Ben kadro demiyorum, bak yine soruyorum sana. Yedek kulübe diyorum. Diyorum ki sana, ilk 11 dışında maç dakika 60-70 olmuş. Ya sana gol lazım. Regattin sana gol lazım. Bak gol diyorum. Tamam. Regattin gol atabiliyor mu? Skor katkısı var mı? Oyuna girip oyunu değiştirebilecek kalitesi var ve bence. Bir dakika. Bu maçta, bu maça kadar sen zaten bunu devre arasında söyledin. Regattin hiçbir şey yapamadı dedin geldiğinden beri. Oyuncu tamam da. Tamam, bunu yapamayan bir oyuncuya ne kadar güvenebilirsin? Oyuncu iyi bir oyuncu, yanlış yerde oynuyor. Regattin kanat oyuncusu, adam 10 numarada oynatıyorlar. 10 numarada da oynayabiliyor ama özelliği Regattin de var. Regattin'in asıl yeri sağ açık. Sağ açık değil, sol açık. Kapel'den dolayı oynayamıyor orada. Oynayamıyor zaten. Osmanlı'da da Akhisar'da da hep sağ açık oynadı. Zaten şunu da söyledik. Regattin geldiği zaman da Regattin transferinin yanlış olduğunu da söyledik. Regattin üzerinde bir oyuncu çok var Altay'da. Vallahi bu benim kendi görüşüm. Ben sana soruyorum. Bence Altay'da şimdi payı şu açıksa gol atacak bir oyuncu var mı? Deniz Kadah bu lig için yeterli bir oyuncu. Benim kendi görüşüm. Ya geçen hafta dedin ki Deniz Kada Payşa'da o da yetersiz dedi. Şimdi diyorsun ki yeterli diyorsun. Ya Altay'ın kadrosu yetersiz değil bak. Altay'ın çok iyi bir kadrosu değil. Altay'ın yedek kulübesinde sıkıntı var. Sana soruyorum. Granadolid gibi bir golcü var mı? Tamam da adamı kullanmadılar, gitti artık, onu konuşmanın anlamı yok. Granadolid gibi bir golcü var mı diyorum. Ya zaten şöyle bir şey var. Mesela bak oyuncular gönderildi, sana şimdi soracağım. Payşa onun olduğu yerde hiçbir oyuncu gelip onu kesemez. Hocalar demiyorum da güvenmiyor. Şimdi 60. 70. dakikadan örnek veriyorum sana. Bak yine kombin anlamı söylemiyorum. Kullanılmadı oyuncu ya. Dün diyorum ki şimdi Payşa formsuz oldu da farz edelim veya formsuz da geçelim. Altay 1-0 yenik şimdi Keçiören Gücü maçında. Altay ne yapacak? Deniz Kada alıp çift forvete dönecek. Şimdi Deniz Kada da bir sezon, neredeyse yarım sezon forma giymedi ve Deniz Kada çok golcü bir oyuncu zaten değil. Şimdi Deniz Kada'nın buraya istatistiğini açtığım zaman da zaten net bir şekilde göreceksin istatistiğini. Şimdi Altay'ın rakiplerine bakalım. İstanbulspor, Samsunspor, Adana Demirspor, Giresunspor'a bakalım. Şimdi Giresunspor'da da belki kulübede sıkıntı var ama Giresun'da da ilk 11'de mesela 2 tane forvet var golcü anlamda. Şimdi Altay'ın kadrosuna baktığın zaman da ben bunu geçen hafta da sana söyledim. Payşa ve Kapel dışında üretecek oyuncu yok. Geçen hafta da maç alan oyuncular oldu. 2 tane Payşa attı, 1 tane Kapel attı. 5 gol 3'ü onlardan geldi. Şimdi bunların dışında gol atabilecek bir oyuncu var mı? Var ama oyuncuları iyi kullanamıyorlar bence. Kim Erhan var? Çelenk gol atan bir oyuncu rahat. Atıyor, her sene. Ama bu sezon o da sıkıntılı. Altay'da şöyle Erhan bir Çelenk sıkıntı zaten var. Sıkıntı bence Altay yanlış oynuyordu. Bu takım 4-2-3-1 oynamaz. 4-1-4-1 oynar. Ya da 4-1-3-2. Ya Altay'da şöyle bir planlama var. Altay yönetiminde büyük hata yaptı. Bir tarafa çok odaklandı. Merkez orta sahaya çok oyuncu alındı. Niye forvette oyuncu yok herif? Ya mesela Altay neden her maçı çift ön libero ile başlıyor onu anlamıyorum. Gerek yok ki bu ya kadar. Ya Altay'ın başlaması lazım. Neden? Çünkü çekingen oynaması. Jasmin Cuk da Kalitiyam'da çok bence hareketli oyuncular biri fazla. Değil. Yok, Samsun maçında bunu gördük. İkisi oynadı bak, ortadan ne kadar rahat geldi Samsun. Tek olduğunu farz edelim. Ya şimdi şöyle, Samsun, Giresun, Adana Demir maçlarını ayrı tutuyorum. Mesela Altay kendi evinde ortalama takımlardan biriyle oynuyor. Gene İstanbulspor da aynısına denk geldi. O maçta da darma duman oldu ortalan. Altay'ın orada hatası şu oldu. Orada ilk yarıda rüzgar Altay'ın kalesine doğru esiyordu. Ya o kadar da değil. Sen de öyle bir şey. Altay orada hata yaptı. Ya, hepsini hesap edeceksin. Bence İlk yarıda da ikinci yarıda da aynısı oldu. İstanbul 3. golü de vurdu 2-1'den sonra. Vallahi ben şöyle düşünüyorum. Altay'ın çok iyi bir kadrosu var. Altay yeter ki bu iyi kadrodan yararlansın. Altay'ın kadrosu ben söyleyeyim Giresun'dan da daha iyi. İstanbul'dan çok daha iyi. Ama İstanbul'dan Altay'ın, iyi, ben Giresun'dan iyi olduğunu düşünmüyorum. Altay'ın neden düşünmüyorum? Bu 20 maçta 7 mağlubiyet alması skandal. Şimdi bu sana soruyorum. Kadroyu söyleyelim. Sol bek iyi mi Altay'da? Mehmet Erdem iyi oyuncu gayet. Sağ bek iyi değil. Tolga oynarsa iyi. Cebrail'i ben beğenmiyorum. Cebrail bu ligin oyuncusu Stoper değil. Stoper çok iyi mi?
İyi tabi Berkay Vay'ın Berkay oynamıyor bak şimdi bak Berkay oynamıyor. Berkay takıma dönecek. Yanlış. Murat Akça yanlış. Bunlar oynuyor bak. Bunlar oynuyor maçlarda. Altay orada hatayı şöyle yaptı bence sezon başında. Kostalić geldi. Kostalić ile Berkay oynamalıydı. Kostalić de zaten yabancıdan dolayı oynayamaz demiş. İşte Altay oynayamadı. Çok fazla gereksiz. Ben de sana onu diyorum zaten. Bak, Kutsira'yı tutmazdım mesela sezon başı gönderiyorum. Ben de sana onu söylemek istiyorum. Diyorum ki kadroda zaten yanlış planlama yapıldı. Bak şimdi. Elde çok iyi oyuncuların vardı senin. Kulüp anlamında söylüyorum onu. İlk 11 anlamında söylüyorum. Hamle oyuncusu olarak iyi oyuncuların vardı. Bak. Grandiolet birçok maç kazandırdı. Tamam mı? Keçiören maçını aldı. İstanbulspor maçına gol attı. Giresun maçına girdi. Beraberlik golünü katkısı vardı. Duran topla karıştırdı ortalığı. Gol oldu. Sergen kendi kalesine attı. Şimdi senin böyle oyuncuların hamle oyuncusun yok yani. Şimdi Ziya Alkurt neden yedeğe çekildi? Kötü performanstan dolayı vallahi çekildi. Ziya Denizli'de çok iyiydi. Altay'da kullanamıyorlar Ziya'yı. Kullanamıyorlar değil. Oyuncu kötü bak. Yine kullanamıyorlar diyorsun. Ziya kötü oyuncu değil. Yani oyuncu neyse. Kötü demiyorum bak. Sen şunu anlamıyorsun. Maçla alakalı görüşüne geçelim. Hayır şunu söyleyeceğim bak. Ziya da kendi merkezinde oynuyordu sol açıkta. Adam oynayamadı. Yedeğe çekildi. Üretemedi. Nasıl kullanamıyorlar yani oyuncuyu? Kapel nasıl kullanıyor? Kapel kötü mü kullanıyor? Kapel sene, kendi oynuyor. Kapel de bu sene birçok maçta katkı yapmadı. Hayal kırıklığı şu ana kadar. Tamam kapel. Da işte onu kim yaptı? Bak çok güzel noktaya vurgu yaptı. Kapel kendinden bekleneni veremedi. Tamam yani. Kim veremedi? Oyuncu veremedi. Ziya'da da aynısı var, Regatin'de de aynısı var. Sen diyorsun ki kullanamadılar oyuncuyu. Oyuncular vallahi, kendisini göstermesi gerekiyor. Ben şunu söylüyorum. Altay'ın çok iyi bir kadrosu Altay'ın var. Altay'ın kadrosu iyi. Altay'ın yedek kulübesi kötü. Osman Özköylü için de bu çok önemli bir sınav olacak. Eğer burada başarılı olursa kendisi hakkındaki olumsuz imaj Altay, silinir. Altay sezon başında çok fazla transfer yaptı ve oynatamayacağı oyuncular aldı. Kostelic oynatamayacağı belliydi. Biz bunu söyledik. Blagojevic'i söyledik oynatamayacağını. Blagojevic hiç maça bak, çıkmadan ikisini de gitti. Söyledik bak. İkisi de oynayamadı. Biz bunları zaten programda geldiği zaman dedik. Bunlar oynayamayacak. Yönetim şurada hata yaptı. Hoca şunu demesi lazım. Ya hoca diyecek. Sen iki tane oyuncuyu, sana bu kadar oyuncu aldık. Kardeşim hiçbirini oynatamadın sen. Bak Blagojevic'le Kostelic oynatamadın. Grandiolet Amorim'i oynatamadın. Onun dışında giden birkaç oyuncu daha oldu. William Amorim. Onu söyledim. Birkaç evet. Daha oyuncu oldu giden. Timur ya, geldi sezon Timur başı gitti. Gitti. Aynen ya bu oyuncular niye gitti kardeşim? Burada bir sorgulamak lazım. Yönetim de burada biraz el atmadı olaya. Altay'ın kulübesi zayıf. Ben bunu söylüyorum. Bunu zaten İstanbulspor maçında da gördük. Samsun maçında da gördük. Eskişehir maçı zaten ölçü değil. Bunu bu maçta da net göreceğiz. Eskişehir maçı zaten ölçü değil. Aynen ölçü değil. Bunu zaten tabii bu ki. Maçta Adana Demirspor maçında ve Giresunspor maçında Altay'ın daha net göreceğiz. Aynen. Çok net göreceğiz. Orada sen zaten Didi Bey geleceksin hamle oyuncusu olarak. Bak bu maçta eğer maç sıkışırsa veya geriye düşerse Keçiören gücü karşısında Altay. Orada zaten daha net gözükecek. Bakalım neler olacak. Ben Altay'dan galibiyet bekliyorum. Ben de aynı görüşteyim. Keçiören gücü zaten hiç güven vermiyor. Onu söyleyelim. Adana Spor galibiyeti de bir göz boyama oldu. Çünkü Adana Spor çok iyi oynadı o maçta. Keçiören gücü hiçbir şey oynamadı ki penaltıdan attı golü de. Altay'dan galibiyet bekliyorum. Keçiören gücü kaybederse playoff şansı kalmaz. Ama berabere kalırsa playoff şansı devam eder. Altay'ın da iki şansı kesinlikle biter. Onu da söyleyeyim. Tabii büyük sıkıntı olur. Ben de Altay'ın kazanacağını düşünüyorum. Pazar günü oynanacak maçlara geçelim. Aynen. Ümraniye Spor Eskişehir Spor maçı. Çok konuşulacak bir maç değil. Ümraniye Spor çok ağır favori. Aynen Ümraniye Eskişehir'de favori. Bediran yok. Zaten olsa da olur, olmasa da olur. Ben Ümraniye'den net ve rahat bir galibiyet bekliyorum. Sadece tek bir sorum olacak. Sence Musa Sov artık 11'de başlar mı? Yok bence başlamaz. Öyle mi diyorsun? O hamle oyuncusu belli oldu bu. Bu zaten geçen hafta İstanbulspor maçında da oynamadı, Samsun maçında da oynamadı önemli maçlarda. Sonradan yani Sov'un hamle oyuncusu olduğunu artık gördük. Ben Ümraniyespor'dan galibiyet bekliyorum ki Eskişehir zaten ligden düşen takım. Farklı bir galibiyet olur mu? Bir şey demiyorum, kazanması önemli. 1-0 da olur, 2-0 da olur. Ben Ümraniyespor'dan 3 puan bekliyorum. Ümraniyespor'da geçen hafta aldığı galibiyeti bu maçta taşlandıracaktır bence. Liderin maçına geçelim. Boluspor Giresunspor maçı. Karadeniz derbisi bu maçta ve önemli bir karşılaşma olacak. İki takımın da dertleri, amaçları farklı. Aynen. Boluspor can derdinde, Giresunspor'da artık 44 yıllık hasreti dindirmek, bitirmek istiyor. Süper Lig Giresunspor'un tek derdi Süper Lig'e çıkmak. Hem de ilk 2'den hani playoff'la falan uğraşmak istemiyor. Zaten zirveden düşmemeye çalışıyorlar. Aynen öyle. Playoff zaten büyük risk. Playoff'a kalmak tüm takımlar için. Nasıl bir maç bekliyorsun Bolu'da? Bolu çok transfer yaptı devre arasında ama aynı tas, aynı hamam devam ediyor. Takımda maalesef olumlu anlamda değişen bir şey yok. Altınordu maçında bile direnç gösteremediler ki Altınordu'nun en önemli oyuncusu Ahmet İlhan yoktu o maçta. Ona rağmen Giresunspor ise pazartesi günü Bursa maçında aynen. Çok zorlandı belki. Bursa Spor'un gençlerine karşı ama kazanmayı bildi. Balde ile Hoca arasında bir hafif bir problem çözüldü oldu ama zaten. O düğüm zaten çözüldü idmanda. İkisi de şakalaşıyorlardı. Zaten problem olmadı. Sadece Balde çıkarken biraz şey yapmıştı. Evet. Bir de ben hocanın 2 hafta üst üste Eren'i oyundan almak istemediği için bu hamleyi yaptığını düşünüyorum. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Giresunspor'un kazanacağını düşünüyorum Bolu'da. Hı hı. Çünkü Bolu'da büyük bir hoca problemi var.
Yani Reha Erginer nasıl bu ligde iş buluyor ben anlamıyorum. Maalesef ben de bunu anlayamadım. Çok ilginç. Şu Boluspor yoksa iyi takviyeler yaptı. Bu takımın başına eli yüzü düzgün bir hoca gelirse mesela ben takımı toparlayabileceğine inanıyorum. Ama maalesef hoca gram ümit vermiyor. Ben Giresun'un en kötü yenilmeyeceğini ve 3 puana da yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum. Giresun'da Diyar Raven Alepa bu maçta da yoklar. Bu maçtan sonra dönecekler. Haftaya Ankara Spor maçı var. İçeride o maçta oynayabiliyorlar. Bolu'da da Haydarević yok. Nasıl bir maç olur sence? Şimdi Bolu Spor 19 puanda kaldı ve şu anda 4 takım 19 puanda küme düşme hattında. Arkadan gelen Ankara Spor'un da 13 puanı var ve bu hafta Menemen Spor Balıkesir Spor maçı var. İşte Ankara Spor evinde Altın Ordu ile oynuyor, eksik Altın Ordu ile. O yüzden Bolu bu maçtan kesinlikle puan ve puanlar çıkarması lazım. Puan değil, galibiyet çıkarması lazım. Kesinlikle. Bir puan kurtarmaz Bolu Spor'u. Burada bir puan kurtarmaz mı Bolu'yu sence? Bolu Spor'un lidere karşı yok, ondan diyor. Bolu Spor'un artık lider, zayıf takım, küme düşen takım fark etmiyor. Bolu Spor'un galibiyeti. Şimdi sana şöyle örnek vereyim. Diyelim ki bu maç ligin son haftası. Giresun'da şampiyonla oynuyor. Kazanırsa şampiyon olacak. Kaybederse puan, şampiyon olamayacak diyelim. Bolu Spor'da kazanırsa ligde kalacak. Ne diyeceksin o zaman? Bolu Spor'un alması işte. Bu zaten buradaki puan kaybı dediğin gibi şey. Bir puan alınırsa o iki puan sezon sonunda aranabilir ya, yani. Ya Bolu öyle maçlarda puan kaybetti ki hani lidere karşı alacağı bir puan iyi olmaz maçından bakıyorum. Artık... Çünkü Bolu Spor sezon başından beri... Her puana ihtiyaç var. Şu anda Ankara Spor, Menemen Spor, Balıkesir Spor, Akhisar Spor ve Bolu Spor. 5 takım, 4 dedim ama 5 takımın her maçta puanları fazlasıyla alması gerekiyor. Tabii. Şimdi Ankara Spor Eskişehir maçında 2 puan kaybetti. Keçiören Gücü galibiyetin bir anlamı oldu mu sence? Olmadı, kesinlikle yani işte, bu olmadı. Bu kadar büyük bir örnek. O yüzden her takımın galibiyetle ayrılması gerekiyor. Özellikle sıkıntıda olan veya iddiası olan takımların. Şimdi Bolu Spor'da iyi bir kadro kuruldu. Ve Giresun Spor da geçen hafta, yani bu hafta pazartesi günü Bursa Spor maçında bize bir mesaj verdi. Nasıl bir mesaj verdi? 2-0'dan sonra rehavete kapıldı. Rehavetin dışında çok lakaytça oynadı. İlk yarıda gol geleceği net belliydi. Ben sana izlerken söyledim. Bursa Spor kesin gol atacak dedim. Maç 2-1 oldu ilk yarıda. Penaltıdan. Net belli diyor. Şimdi aynı şekilde bu maçta da geçerli. Şimdi rakip daha kuvvetli. Şöyle de kuvvetli. Bursa Spor'un geçen hafta bayağı bir eksiği vardı. Tabii canım, durumu çok falan. Eksiği vardı. Şimdi Bolu Spor bir tek Haydarević yok. Kırmızı kart cezası. Yok, Bolu'nun zaten cidden iyi bir kadrosu oldu. Kadrosu iyi ve Bolu Spor'a da sana şunu söyleyeceğim. Adana Demirspor'a belki bu takım kaybetti ama 2-1. Çok iyi oynadı yani. 25 dakikada kaçan 2 tane net gol var. Gol olsa Bolu Spor maçı kaybetmezdi. Doğru. Onu da söyleyeyim. Şimdi Giresun Spor bize bir mesaj verdi Bursa Spor maçında. Taraftarlar şunu söylüyorlar ki zaten bu dedikleri gibi çok önemli. Biz evet kötü oynadık, geriye çekildik ama önemli olan 3 puandı. Evet, önemli olan 3 puan zaten. Çünkü 10 tane final maçı var ikinci devrede ve maçlar azalmaya başlıyor. Bu önemli. Evet ama biz şunu söyledik. Önemli nokta. Şuna ışık vermedik Giresun Spor. Şimdi Giresun Spor'un Samsun maçı var. Altay maçı var. Evet. İstanbul Spor maçı var. Adana Demir Adana Demir Spor gibi. 4 tane maçı var. Biz bu maçları söyleyerek, göz önüne olarak ışık vermedi diyoruz. Şimdi bu 4 maçın ikisinden puan kaybıyla ayrılırsa Giresun Spor için ne olacak? Arkadan gelen takımlar geçecek. Vallahi Giresun'un şimdi önünde şöyle bir 3 maç var. Bolu deplasman, içeride Ankara Spor, deplasmanda Adana. Aynen. Bu 3 maçta 9 puan alıp o çok kritik olan maçlara çıkmadan önce kendine bonusları yaratması lazım. Yani daha hata yapacaksa orada hata yapmadı. Aynen yani daha hani, iş kopmadı. Yani aynen öyle. İpucu kaçmadı. Tabii. Şampiyonluk anlamında yani Giresun Spor o farkı açamadı. O bir yüzden... de mesela Samsun'un son 6-7 hafta fikstürü çok kolay. Tabii ki kolay. Üstünde. Hani Giresun Spor'un bunların hepsini hesaba katıp hata yapmaması gerekiyor böyle aynen maçlarda. Öyle. Şimdi şöyle örnek verelim. Diyelim ki 44-37 değil mi puanlar? Adana Demirspor 37, Giresun 44. Adana Demirspor evinde oynayacak. Kazanırsa ne olacak? Puan farkı 4'e düşecek Giresun değil mi? Giresun maçı aynen Adana'da. Şimdi diyelim ki Giresun'da diyelim bu maçta puan kaybetti. Diyelim berabere kaldı, 45 oldu. Adana Demirspor'da yendi Adana Spor'u, 43 oldu. Bak 2'ye düştü bir anda. Bir de rakipleriyle maçları var. Samsun, İstanbul Spor. Bir de onu da geç. Daha işte atıyorum Bursa Spor gibi, yani örnek veriyorum işte Bursa Spor gibi, Bandırma Spor gibi, Menemen Spor gibi maçlar olacak diğer takımlarda. Orada da takılabileceği maçlar olacak bu takımların. O yüzden Giresun Spor'un hata yapmaması lazım. Ya bu maçla ilgili ben bir şey söyleyemiyorum. Ben Bolu Spor'dan bir reaksiyon bekliyorum. Bak onu da söyleyeyim. Bolu Spor kötü bir takım değil. İyi bir kadro kurdu Bolu Spor. Hoca'da büyük sıkıntı var. Hoca'da sıkıntı var. Giresun Spor'da da şöyle bir durum var. Öne geçtiği zaman kendisini geri çekiyor. Eğer bu maçı geriye çekerse sıkıntı yaşayabilir, onu söyleyeyim. Yani Bursa Spor maçında bakma. Taha'nın kaçırdığı net bir gol vardı biliyorsun. 2-1'ken. Evet. Net bir gol çizgiden çıktı. Hayır. Ki kim çıkardı hatırlayamadım. Yani çok net goller kaçtı. Bu maçla ilgili çok keskin bir, net bir yorum yapamıyorum. Ben iki takıma da başarılar diliyorum. Ya sanki Bolu Spor reaksiyon verecek gibi hissediyorum ben. Bakalım. Maça net bir şekilde göreceğiz ne olacağını. Taraftarlar belki diyecekler özel program çekmiyorsunuz diye. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu hafta Adana derbisi olduğu için bir kere önceliğimiz o video. Bir. İkincisi
Samsunspor videolarını herkes biliyor. Çok fazla destek var. İki, bir de Giresunspor Bursaspor maçının sonucunu çektik. Öncesine de çektik. Maalesef istediğimiz destek gelmedi. Onu da söyleyelim. Az geldi. Özellikle sonuç videosunda çok az destek geldi. Yani Giresunspor taraftarlarından biz çok fazla destek bekliyoruz. İzlenme, beğeni, yorum. Ama maalesef az geliyor. Onu da söyleyelim. Artarsa bu video her hafta gelecek. Maalesef artmadığı için zaten bu hafta özellikle yine bu video olmadı. Yoksa bu maça da konuşacaktık. Biz zaten 2 haftada bir Giresun'a özel çekiyoruz, çekiyoruz ama. Hani bizim aynen. kadar Giresunspor'a özel konuşan bir kanal yok. Aynen zaten. Yok. Zaten biz bunun başlangıcı olduk. O yüzden onlardan destek bekliyoruz. Maalesef destek azalmaya başladı tekrardan. Yani destek istikrarlı geldiği zaman da biz takımla konuşuyoruz. Samsunspor'u neden konuşuyoruz mesela? 2 sezondur istikrarlı aynen. bir izlenme var. Evet. O yüzden sürekli zaten kalıcı videomuz oldu. İkinci Adana Demirspor'u attık. Bu hafta için derbi olduğu için. Giresunspor taraftarından özellikle destek bekliyoruz. Ya Giresunspor'un zaten zorlu maçlarında hep özel yapacağız. Adana aynen. Demir, Altay, zaten. Samsun hepsinde yine aynen. olacak. Şimdi biraz hani haftaya Ankara Spor'la oynuyor, maçı zayıf. Hani iki haftada bir yapıyoruz ama hı-hı. zaten banko yani. Ya maçı zayıf da olsa mesela Samsun da zayıf ama konuşuyoruz. Giresunspor'da izlenme yüksek olursa her maçı konuşuruz. Bunda sıkıntı yok, destek bekliyoruz. İki takıma da başarılar diliyoruz. Boluspor'dan zaten hiç destek yok. Hiçbir takım taraftarı aynen. yazmıyor. Onu da söyleyelim. Onlardan da destek bekliyoruz yani. Giresun'un ben yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Ben bir görüş belirtmedim ama ya Boluspor bir reaksiyon verebilir diye sadece düşünüyorum. Bakalım. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maçta Bolu Giresun maçıyla aynı saatte. Ve alt sıraları felaket yakından ilgilendiriyor. En önemli Menemen Spor Balıkesir Spor maçı. Menemen Spor malum devre arasında yaptığı hamlelerle ama ters olarak yapıldı bu hamleler giden oyuncularla resmen bence ölüm fermanını ilan etti. Ben öyle düşünüyorum. Selmani direkt rakibine gönderildi. Taşkın direkt kaptanı bir de takımın direkt rakibine gönderildi. Murat Bodrum'a gitti. Murat Erdemir gitti gene takımdan. Birçok oyuncu ayrıldı. Selmani gitti işte. Aynen Selmani'yi söyledim zaten. Balıkesir Spor ise aksine çok güçlendi Menemen'e oranla. Çok iyi hamleler yaptılar. Aynen. Özellikle Arkman'a hamlesi bence müthiş çok oldu. İyi bir hamle oldu. Kesinlikle. Nasıl bir maç bekliyorsun İzmir'de? Menemen'de Furkan Bayır yok. Alanya ile anlaşan stoper. Kart cezalısı genç stoperi. Ben Balıkesir'in İzmir'den yenilmeden Balıkesir'e döneceğini düşünüyorum. En azından. En kötü ihtimal bir puanla. Bence Menemen Spor küme düşecek 3. takım olacak. Hı hı. Bu benim kendi görüşüm. Çok zayıfladılar kadro olarak. Aynen, senin yorumun ne olur? Vallahi çok sıkıntılı bir maç. Kaybeden taraf yanar. Bunu söyleyeyim. Beraberlik Balıkesir'in işine gelir. Çünkü ligin ilk yarısındaki maç Balıkesir'de 2-1 Balıkesir galibiyetiyle bitti. Balkes berabere biterse maç ikili averajı da eline geçiriyor vallahi zaten. Vallahi ikili averajı öne geçiriyor ama puanlar aynı olacak ve sonuçta Menemen Spor veya Ankara Spor puan olarak geçtiği zaman da hiçbir anlamı kalmayacak. Yani şu anda bu iki takımın da galibiyetten başka bir çaresi yok. Şimdi Balıkesir Spor'un fikstürüne söyleyeceğim buradan. Balıkesir Spor taraftarı için. Haftaya Bursa ile oynuyor içeride. Zaten onlar da biliyorlar. Çok sıkıntılı fikstüre gidiyorlar. Şimdi Bursa Spor maçı var. Bursa Spor maçından sonra biliyorsun hemen Bolu maçı var yani. Direkt bak, rakibi. Direkt rakibi. Ankara var sonra. Ankara var ondan sonra. Hep direkt rakipleri. Yani bu maçta alınacak bir puan iki takımı da yakar. Zaten kaybedeni felaket yakar. Onu da söyleyeyim. Ve bir de şuna geçelim. Adana Spor maçından sonra Ankara Spor maçından sonra Adana Spor deplasmanı. Adana Spor'dan sonra Altay maçı, İçeride. Ardından Ümraniye maçı, zor maç deplasmanda, ardından Bandırma, Samsun, İstanbulspor, Arkarkaya geliyor. Yani felaket bir fikstür var Balıkesir Spor'da. Direkt rakibi olduğu için bu maçtan 3 puandan başkası Balıkesir Spor'u kurtarmaz. Menemen Spor'u da aynı şekilde rakibi olduğu için 3 puandan başkası kurtarmaz. 1 puan 2 takımı da yakar ama bunu zaten kimi yakacağını sezon sonunda göreceğiz. 2 takım da yanabilir. Aradan Ankara Spor sıyrılıp bakalım. Geçip işte iki takım altı atarsa iki takımı da yakabilir. Bunu daha net göreceğiz. Ben bu maçta Balıkesir Spor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Ben de Menemen Spor'un düşeceğini düşünüyorum. Ama sonuçta söylediğim konular doğru konular ve bunlar gerçekleşebilecek konular. Biz düşünce belirtiyoruz. Menemen Spor ligde de kalabilir. Ve dediğim konular orada sezon sonunda zaten gündeme gelebilir. Ve aslında sonucu belirleyen etkenler olabilir. Bunu da söyleyelim. Menemen Spor'da ciddi sıkıntı var zaten. Özellikle bir kere teknik direktörde sıkıntı var. Yanlış bir seçim oldu. Bakalım Balıkesir geçen haftaki 3-0'lık galibiyeti bu maçta da devam ettirebilecek mi? O da kendi rakibiydi direkt. Akhisar Spor'da. Aynen. Bu maçta direkt rakibi. Bakalım nasıl olacak? İki takıma da başarılar diliyoruz. Ayrıca Balıkesir Spor taraftarlarına da buradan selamlarımızı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Son aynen dönemde çok fazla destek veriyorlar. İnşallah destekleri fazlasıyla artar ve yorumlarını da bekliyoruz. Adana Spor, Adana Demir Spor maçına geçiyorum. Özellikle. Özel konuşacağız derbiyi. O da pazar günü son maçıydı zaten. Aynen 19'da. Pazartesi akşamı haftanın kapanış maçı Bursa'da. Aynen. Bursa Spor'la Tuzla Spor arasında oynanacak.
O maçı da konuşup programımızı kapatacağız. Bursa Spor bir de şunu söyleyeceğim. Menemen Spor'u konuşurken Batuhan Menemen Spor'da yok. Ümit Milli Takım'a. Ha, evet. Batuhan seçildi. Adı aynen. Güzel. Batuhan adı doğru. Güzel. Menemen Spor'da seçilen sol bek. Aynen. Şimdi şöyle bir durum var. Öncelikle Bursa Spor'u tebrik edelim. Giresun Spor maçındaki performanstan dolayı ve büyük de geçmiş olsun. Evet, geçmiş olsun dileklerimizi. Onu da söyleyelim inşallah. İsmail Can'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet, sakatlandı. Hemen maçın başında sakatlandı. Aynen. Zaten biz bunları Giresun Spor maç sonucunda konuştuk aynen. Ama Zoom'dan Allah yaptığımız ölçü. İçin şimdi tekrar yan yana program yaparken dile getiriyoruz. Bursa Spor o kadar eksikle müthiş oynadı. Elinden geleni yaptı. Hani aynen. Maçı kaybetti belki ama. Maçın tek hakimiydi. Kimse Bursa Sporlu oyuncular için bir tane olumsuz kelime söyleyemez. Takım elinden geleni yaptı o kısıtlı malzemeyle. Özellikle Taha müthiş. Çağatay'da çok oynadı. Kendini gösterdi. Bundan sonra yani böyle eğer sezon sonuna kadar şans bulursa Taha'nın önü çok açık bence. Ben öyle düşünüyorum. Diğer tarafta Tuzla da geçen hafta Menemen'i kendi evinde oyunun belli bölümlerinde zorlansa da 2-0 geçmeyi başardı. Ben bu maçta Tuzla'nın Bursa'da yenilmeyeceğini düşünüyorum. Şundan dolayı Bursa Spor'da Ümit Milli Takım'a gidecek oyuncular da var. Batuhan Kör var. Bence oyuncuların gitmemesi gerekiyor. Bursa Spor zaten sıkıntılı durumda şu an. Bence federasyonun Bursa Spor'a bir esneklik yapması lazım. Çünkü Bursa'nın kadrosu dar. Korona vakaları geçirdi bu takım. O oyuncular 10 günlük sürede olsa bile hani maça çıkabiliyorlar ya. İdman yapamadılar, fizik olarak ne durumda olacaklar? Bence bu Ümit Milli Takım kampı olayı zaten bir saçmalık. Ruh maç hastalığı. Yok, bir şey yok. Bu 5 günlük kampta ne yapacak oyuncular çok merak ediyorum aynen. Orada. Takımları bayağı bir yani şeye uğratıyorlar. Aynen sanki bir aylık kampa giriyorlar da hani bir işe yarayacak. 5 günden hiçbir şey olmaz. Zaten bu 2 günü yola gider neredeyse yani. O hesap. Bence Bursa Spor'un oyuncuları da Ümit Milli Takım'a gönderilmemeli, gitmeliler. Ben öyle düşünüyorum. Gitmemeliler, aynen. Ama ben Tuzla'yı bir adım önde görüyorum tecrübeli oyuncularıyla. Çünkü Bursa'nın fizik olarak ne durumda olacağını da bilmiyoruz. O da sıkıntı. Belki oyuncular oynayabilecek ama ne yapabilecekler pek idman yapmadan doğru düzgün? Ya şimdi sıkıntı şöyle bir durum mi? Var. Oyuncular gitmezse zaten idmanı burada yapacaklar rahat. Onda ama koronadan olacak. Dönenler idman yapıyor, sıkıntı yok. Perşembe günü geçen hafta yapıldığı için bu perşembe zaten 10 gün oluyor. 7 gün oluyor. Pazar gününe doğru zaten idman yani en kötü pazartesi günü bir ter idmanı yaparlar sabahtan. Bir şey olur, koşu falan. O kurtarır falan. Mı sence? Ya sıkıntı olmaz ya. Sonuçta oyuncular bir hafta oynamamış oluyor. Yani oyuncular sonuçta hani sezonun ilk maçı değil veya işte devre arasından sonraki maç değil yani. Oyuncular sadece bir hafta oynamamış oluyorlar. Bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum zaten. Ki olmaz da zaten. İsmail çok çalış. Ümit Milli Takımı'na seçildi. Onu söyleyelim. Ardından Batuhan Kör seçildi Milli Takım'a. Ozan İsmail Koç seçildi. Bursa Spor'da gidecek oyuncular olacak Ümit Milli Takım'a. Ali Akman'ı zaten söylemiyorum. Ali'yi saymıyoruz. Ali'yi zaten yani. Konuşmuyorum zaten. Aynen. Hiç konuşmaya gerek aynen, yok. Aynen. Kendi kendini yaptı. Zaten kariyerini bitirdi. Onu hainlik yaptı Ali. Ya onu bırak zaten kariyerini bitirdi. Çok çabuk kendisini şey yaptı. Şımarttı onu söyleyeyim. Zaten biz ne demiştik? Hep çok erken gidiyor. Neyse o konuya fazla girmeyeceğim. Bursa Spor taraftarı zaten söylememizi söylemememizi istiyorlar. Hiç reklam yapmamıza gerek yok. Şimdi Bursa Spor, Giresun Spor maçının iyi olan tarafıydı. Maçın tek hakimiydi. Tek kale oynayan takımıydı. Goller gelene kadar bile Bursa Spor zaten gol atacağını belirliyordu bize. İlk 8 dakikada Bursa Spor tek kale top oynadı. Aynen. Zaten goller biliyorsun 1 dakikada 2 gol geldi. Yani 2 dakikada 2 gol oldu. 13-14 oldu. Yine 2-0'dan sonra maçın hakimi Bursa Spor'du. İlk yarıda gol geleceğini zaten çok söylemiştim ben sana izlerken. Evet. Gol geldi. Golden sonra da gol atacakları çok belliydi ama maalesef son vuruşlarda bir türlü golü bulamadılar Giresun Spor karşısında ve Giresun Spor'u resmen sahasına hapsettiler. Şimdi Tuzla Spor'da geçen hafta Menemen Spor'u yendi ama oyunu maalesef hiç ümit vermedi. Turam iğne deliğinden bir gol attı. Hani böyle çok kolay bir gol olmadı. Belki o gol gelmese Tuzla Spor'un gol atması çok zor gözüküyordu çünkü pozisyon üretemiyordu. Zaten ikinci golü biliyorsun. Kaleci açıldı. Orta aynen. Alandan topa vurdu ve maç 2-0'a geldi. Şimdi Tuzla Spor playoff'ta oynuyor. Hatta şampiyonluğu oynuyor. Şimdi Tuzla Spor'un 36 puanı var. Zirveyle 8 puanlık bir fark var. İkinci sırayla 4 puanlık bir fark var sadece. Ve playoff'ta daha garanti değil tabii. Bunu da söyleyelim. Kalacağını düşünüyoruz ama sonuçta garanti değil. Tuzla Spor'un ne yapabilir? 3 puan çıkarması gerekiyor şimdi bu maçtan ama çok kolay bir maç olmayacak. Ben bu maçta Bursa Spor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Ayrıştık. Aynen. Ben Bursa Spor'dan reaksiyon, iyi oyun, en kötü bir puan bekliyorum. Galibiyet olma oranı da yüksek, bunu da söyleyeyim. Çünkü Tuzla Spor bana güven vermiyor ve devre arasını maalesef çok boş geçirdiler yani, onu da söyleyeyim. Özellikle önemli noktalar transfer gelmedi. Forvet attı, yabancı oyuncu anlamında. Stoper attı, sol bek, kaleci. Belki bir transfer lazımdı, Lokaç ismi geçmişti, gelmedi. Olmadı o da. O yüzden Tuzla Spor boş geçti. Ben Bursa Spor'dan en kötü bir puan bekliyorum.
Bakalım nasıl bir maç olacak. Bakalım neler olacak. Tüm maçları konuştuk. Ağzına aynen sağlık. Kapatmadan önce eklemek istediğim bir şeyler var mı? Öncelikle bütün takımlara başarılar diliyoruz. İnşallah kazasız belasız bir şekilde bir hafta olur. İzleyen herkesten öncelikle kanalımıza abonelik, ardından beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz maçla ilgili. Ayrıca katıl butonumuz kanalımızda aktif. Tüm takım taraftarlarından katıl butonumuza destek. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da başta Instagram, ardından Facebook ve Twitter'dan da takip etmenizi bekliyoruz. Ben herkese çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Herkese de iyi seyirler diliyorum. Ayrıca bütün takımlara da tekrardan başarılar diliyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizi izleyen herkese de teşekkürler. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.